Sonsuz çocuklarla vakit geçen, aşırı eğlenen ve böyle bir de oğlanların <laughs> arkadaşlarını da toplayıp gezdiren. Dün kebapçıya gittik. <laughs> ya nasıl ya? 6-7 ergeni topladım ama cebren ve hileyle. O bir şey yemek istiyor öbürü yani bambaşka yemekler yemek istiyorlar e? ve tek problem şu çok açlar. <laughs> ve yani ergenlerin nasıl yani acıktıklarında yediğini tahmin edebiliyorsun. Tabii ki Nasıl katakuliler yapıyorum? Onu oradan alıyorum, onu topluyorum. Bak oraya gelir biliyor musun? Siz görüşemediniz, orada toplaşırsınız. Ben size bir çiğ köfte yedireceğim falan. Halbuki sevmiyor. Birisi çiğ köfte söylüyor, öbürleri hiç istemiyor. Hiç Mesela ki. o sırada. Tamam. Bir şekilde yan yana, oradan ben saldırırım, oradan kendinize bir kahve ısmarlayın, kuzeyin tenis dersi bitsin, hemen geliyoruz falan diyor. Hop! Yani şöyle aslında onları izlemek çok güzel. Yani onlarla beraber vakit geçirmeliyiz, olmalıyım, iyi anne olmalıyım falan değil de altında onları izlemek, onların büyüdüğüne şahit olmak, her nefeslerinde yanında yani her fırsatımda her nefeslerinde yanında olarak büyüttüm ben onları. O yüzden mesela geçen gün şeyi düşündüm ben başka bir programda şey demiştim, çok aşığım falan dedim. Dedim ki sonra dedim ki e, bu bence onlara duyduğum duyguya hakaret olur. Aşk bile geçici ama sen söylesene var mı bunun bir açıklaması? Asla bunun bir tarifi var mı mesela? Ben tutku diyorum. Evet, bitmek bilmeyecek bir sonsuz tutku. bitmek bilmeyecek. Evet. Ve işte o aşkın ilk dönemlerinde yaşadığın o muhteşem, evet. onu her gördüğünde böyle içine Kene sokmak bekler. istediğin, evet. o mutluluğun tabii karşılıksız. Karşılıksız ya. Gün, günaydın oğlum. Günaydın. Yani ne dediği belli değil. Ama okey. Evet. Çünkü yani sağlıklı, çünkü aklı başında. Evet. Çünkü biliyor ki onun nazını çekecek bir annesi var. Çünkü o bana surat da suratıma bakmasa da kafasını bilgisayarından kaldırmasa da annem orada. Yani onu bilmesi benim için çok kıymetli. Yani böyle başlarında ee oğlum ne yaptınız okudu falan da değilimdir ben yani. Evet, ben Varım de, orada. Evet. Yani O varlığımla orada beni hissetsin. Evet. Sonra gerçekten yaşın ne gerektiriyorsa. Ergenlikse ergenlik, kızgınlıksa yani geri geliyor suratıma bakmıyor etmiyor. Tabii ki de benim onlardan ilgi beklediğim zamanlar, alamadığım zamanlar kendi kendime kırılıp citsin, citsin, ee ne yapıyoruz falan dediğim zamanlar oluyor. Ama bu iş böyle, Tabii böyle canım. De yürüyor bu evet, ilişkide yani. Ben de bayılıyorum, benimki de öyle. Yani aşığız, hmm. ölüyoruz, bayılıyoruz birbirimize, çok, çok eğleniyoruz, dertleşiyoruz İkisiyle de öyle. Hmm. Ondan sonra iki gün gidiyorlar, Aa, ne aramak ne sormak ortada Hiç yok. yoklar. arasan açmaz, arasan evet. açmaz. Yani kendim için beklediğim değeri çocuklarımdan görmeye çalıştığımda çok yıkıldım. Evet. Herkes ne onu onu çabuk aydım mı hemen bıraktım. Dedim evet. sen değer alacağın yer burası diye Sen bir değer almak için halledik yapmıyorsun. Sen zaten hissettiğin için bunu veriyorsun. Evet. Onlar bir sevgili değil, onlar senin kocan değil, onlar senin baban değil, annen değil, arkadaşın değil. Onlar senin yavrun. Sen burada ol, var ol. Gerisi akıp gidecek. Tabii, tabii dedim. Ben de. Yani çünkü bu ergenlik dönemiyle ilgili bana çok fazla soru soruyorlar. Ee, Kuzey'in ergenliğini bu kadar Ergen gibi yaşamasından dolayı çok mutluyum. Onu sadece izliyorum evet. ve çünkü çok isterim ki tam olarak ne yaşaması gerekiyorsa onu yaşasın. Evet. Ee, bu anlamda bana gene iş düştü. Tabii ki anneler yani hepimize çok iş düşüyor. Ona uyum sağlamak, ona bakış açımızı değiştirmek ve onu izlemek. Şükür. Evet o sakinlikte e, ilerleyebilirsek a cinnet geçiyor. A tabii ki geçiriyorum yani e, kapıları kırmadım mı kırmışımdır yani. Ama bunların hepsi deneyerek. Baktım kapı kırdım bir şey değişti mi? Asla değişmedi. Demek ki o kapıyı kırmak sadece benim elime zarar veriyor. Elimi de kırdım. Gerçekten öyle bir vurmuşum. Şöyle çata hadi ama bak çok hızlı böyle Tatık tı yaptım. Ah dedim. Sonra döndüm. Ne oldu? Çocuk orada bilgisayarı oynamaya devam etti. Ben gittim atel taktırdım. Şaka yapıyor. Bu. Tabii. Oh. Baktım ki o el oraya vurulmayacak. Demek ki başka şeyler yapmamız gerekiyor <laughs> <laughs> değil mi? Aynen. Benimki de şimdi kız gerçi 14 olacak yani daha da başındayız yolculuğunda ben odama gidiyorum. diyor Tamam kızım git odana diyorum tabii, kapılar tabii. kapanıyor peki Aman, kızım kapat. Yani çünkü hayır desem ne olacak kavga etsem ne hiç. olacak olacak hiçbir şey yok. O yapacağını yani. yapacak o yüzden tabii. hiç bana demişlerdi bir ergenle inatlaşmayın. Benim asla, kulağıma çok büyük bir asla, küpedir bu evet ama işte inatlaşma da çok insani bir şey. Ya ben anneyim neden benim dediğim olmasın gibi bir duyguya giriyorsun ama aslında senin ondan beklediğin saygı ve değer evet. almayacaksın Çağla. O anda almayacaksın zorlama yani çocuğu anladın evet. mı? Hani onu biraz bıraktığında o geliyor çok küçük bir anda o öpücüyle sana zaten orada var olmanın e, ödülünü veriyor o kadar. Peki aşık oldu? Yok e yani. Aa, <laughs> ya oldu evet ya çok güzel yani şöyle Oy, çok güzel. benim için Sen de neysin? onun ilki. Yani benim de ilk <laughs> evet. aşkı. Ve çok e, yani ben bu kadar uzun süren bir şey bu yaşta bilemiyorum. Oh. Yani e, müthiş ferahlatıyor beni. Evet. Çünkü gerçekten hani e, ne yaşamaları gerektiğiyle ilgili bir fikrim yok. Hani bütün kız arkadaşları tanısın. Hani birine vurulur falan. Bu nasıl olduğunu anlamadı. Bizde nasıl olduğunu anlamadan e, bir kız arkadaşı oldu. Şimdi... Kız arkadaşı o kadar naif gerçekten Aşkım. o kadar ah yani çok büyük şans hem kızı için e, hem de kendisi için de benim bence oğlum bir şans. Aşk. Aileler öyle. Biz boş aşkınlıkla onların aşklarını izliyoruz ve onları yan yana getirme, getirebilmek için seferber oluyoruz. Bize o düşüyor sadece. Onların mutluluğunu Nasıl izlemek düşüyor. Nasıl Bir duygu ya. Yavrunun aşık olması. Aa evet, enteresan bir duygu Değil ya. Mi? Çok çok acayip bir duygu. Ben şimdilik Ali'nin öyle bir durumu yok. Melisa aşık olmuştu. İlkokulda oldu ilk o. Ha, ona benzemiyor bunlar pek Evet de. evet. Bu şimdi başka bir şey. Ha bunlar değişik. Güzel. Çok güzel mutlu be. olsunlar evet mutlu olsunlar biz de izleyelim onları. Dolu dolu geçiriyorsun günlerini. Evet yani Ceyda şey diye ayrılıyor yani sabah yayınım e, sonra kendime ayırdığım bir zaman dilimi bu muhtemelen spor oluyor şu an bir sakatlığım var yani onu anlatırım. İşte fizik tedavi oluyor işim varsa işim çekim varsa çekimim buradan çıkıp hemen işte mesela çocukların gittiği doğum gününde... Onlar futbol oynayacaklar. Oğlum yeni futbol ayakkabısını giydi. Sabah heyecanla çoraplarını çekti ve o sahaya çıkmak için ve arkadaşına aldığı topu vermek için heyecanlanıyor. Nasıl ben bunu görmek istiyorum. Fırsatım varsa evet, oradayım. Yani yorgunum ben eve gideyim bugün. Hayır. Yani nasılsa yatacağım erken. Zaten 10.00, 10.30 gibi yatıyorum çocuklarla beraber. Ya o anı kaçırmak istemiyorum. O yüzden geriye dönüp baktığım zaman Dedim ya her nefeslerine sevmişim onları. Nefes aldığım sürece de her soluklarının yanında olmak istiyorum. Onlar izin verdiği sürece onlar bir gün gittiğinde de uzaktan izlemeye devam edeceğim. Ama çok senden gitmezlermiş gibi. Yani başka Ay. bir bağınızda gidecekler tabii öyle demek Hı -hı. istemiyorum yanlış anlama tabii. da. Tabii ki birey olacaklar ayrılacaklar kendi hayatlarına gidecek dedin, ama bağ olarak da ve böyle çok heyecanlı şeylerde arayıp seni Söylemek Yapıyor adına da. Hala. Evet. Onlar beni çok mutlu ediyor. Evet. O ufak şeyler. O senle hiç gitmeyecekmiş gibi hissediyorum ben dışarıda. E, i̇sterim. Kesin öyle Umarım olacak. Umarım demek istemiyorum. Çok isterim evet. <laughs> bunu. Çok ben isterim de böyle olmasını. Öyle e, yani şöyle bir beklen, Yani bu e, ben hep yanlarında oldum. Onlar da benimle bir bağ kuran değil. Değil. E, e, kendi annemle olan ilişkim, kendi ablanla olan ilişkimden de e, biliyorum. O bağlar çok kıymetli. Siz çok tatlısınız ya. Çok şükür. Anneciğin iyi mi? Annem iyi çok şükür. Oh. Onunla, evet. O Çeşme'de yaşama kararı aldı Aa, artık iyi evet. Ah fikir. Sen evet. Seviyorsun Çeşme'yi zaten. Ee, biz boğucumdaydık hep sonra Çeşme'ye evet. geçtik. Şimdi Çeşme'de evet. yaşamaya karar verdi. Tamam. Ee, eniştemin annesi de orada ve tamam. onlarla beraber çok ama çok mutlu oh. köpekleriyle beraber. Tamam. Ee, annem de yaz insanı. Güneş orada daha uzun süreli. Ee, mevsim olarak da o yüzden keyfi çok yerinde. Sporlarını yapıyorlar, yürüyüşlerini yapıyorlar, köpeklerini tıraşa getiriyorlar. Böyle bir hayatları var. Tamam, bir şükür. Ha, çok şükür.